Sevgili dostlar merhaba. Bugün hani çok da uygun olmayan bir ortamdan ama vakti geçmesin diye bazı şeyleri söyleyip iletmek ihtiyacı duyduğum için karşınızdayım. Merhaba. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türkiye kamuoyu Recep Tayyip Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevini, dergahını ziyareti konusunda bir haberle öncelikle bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonra da o ziyarette ilgili öncesi ve sonrası ile ilgili sözcüğün tam anlamıyla bir kaos oluştu. Her kafadan bir ses çıktı. Enformasyonun, haberleşmenin, iletişimin önemini bir kere daha anladık. Tam da bu işlerin yani şu meşhur dezonformasyon yasasını erteleyip iktidar tarafından iletişim başkanlığına bağlı bir dezenformasyon başkanlığı, dairesi başkanlığı kurulmasıyla ilgili günlere rastlanması da benim açımdan oldukça ilginçti. Öncelikle bu tabii ziyaretin olacağını duyduğumuzda hepimiz şaşırdık. Nereden çıktı? Yani seçim ilgisi var mıydı? Yaklaşan seçimler ilgisi var mıydı? Yani daha önce hatırlarız ki Cümbüşevi vesaire gibi benzetmelerle anılan cemevlerin, ibadethanelerimizin birdenbire böyle ilgi odağı olması şaşırttı bizi. Ve sonuçta ziyaret gerçekleşti. Bu kez daha çok değişen fotoğraflar ile anılmaya başladı. Yani meselenin her zaman olduğu gibi Türkiye'de özü biçimin arkasında kaldı. Ancak tabii ki o biçim dediğimiz şeyler bir inancın ritüeller açısından hele Muharrem ayında olması açısından çok son derece önemliydi ve büyük bir tepki aldı. Bu konuda ben de öncelikle söz konusu Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Mehmet Ali Yıldız dostumla o gün görüştüm zaten. Dedim ki yani nedir? Bu konudaki kısa bilgiyi de zaten sosyal medya üzerinden vermiştim hatırlarsanız. Nasıl ulaştılar diye sordum öncelikle sana. Onun verdiği bilgileri aynen hiç noktasına virgülüne dokunmadan iletiyorum sizlere. Cumhurbaşkanlığından aradılar. İşte Cumhurbaşkanımız vakfı cemevini ziyaret edecekler. Uygun musunuz diye sormuşlar. O da bizim inancımız gereği zaten dergahımızın kapısı konutlar açıktır. Başımızın üstünde yer var diyerek karşıladığını söyledi. Tabii ondan öncesini merak ettim ben. Yani nasıl bir ilişkiniz var diye. Çünkü o şeyin Hüseyin Gazi Türbesi'nin, vakfının, işte cemevinin bulunduğu yerin Kültür Bakanlığı tarafından tahsis söz konusuydu ve bir ara yani çıkın gidin. Daha sonra da çok fahiş bir fiyat kira ile karşılaştıklarını biliyorum. Bu arada Mehmet Ali Yıldız bütün bunları aşmak için olağanüstü gayret gösterip yani devlet katında bu işi halletti. Arkasında bir şey vardır yoktur. Ben sadece Mehmet Ali Yıldız'ın söylediklerini aktarmakla yükümlüyüm. Kendisi de zaten konuştu, konuşacak. Onları da size ileteceğim. Ondan sonra o da bu zaman zarfında görmediği ilgiyi birden görmesine o da şaşırmış. 3-4 gün içerisinde birden belediyeden gelmeler, Manok Belediyesi'nden falan filan işte temizleyeceğiz, tadilat yapacağız diye falan. Bu arada resimler konusunu merak ettim. Nasıl oldu, neden yer değişti filan. Dedi ki hayır o yazıldı, çizildi gibi değil. Tıpkı Pir Haber Ajansı'na yaptığı açıklama gibi benden 2 gün sonra duvardaki o 3 resmin Atatürk ve Hazreti Ali'nin resimlerinin duvara yapılı resimler olduğunu, arkadan su alma neticesinde onların kullanılması hale geldiğini ve boyayarak üstünün kapatıldığını, ortadaki Hacı Bektaş Veli resminin kurtarıldığını, tablo olarak olduğu için kurtarıldığını, onunla aynı boyutlarda Hazreti Ali ve Atatürk portrelerini yaptırarak yan duvara alındığını, üniversite hocası bir vakıf üyesinin hatlarla ilgili çalışan bir üyesinin ismini ben de bilmiyorum. Mehmet Ali Yıldız Başkan'ın arzusu üzerine işte bütün o gelenekte olan isimleri yazıp verdiğini, arkada Cumhurbaşkanı'nın oturduğu yerin arkasında onların yer aldığını ve tamamen bunu vakfın kendi
neden ona iradesiyle yaptığını söyledi. Bir kere bu haber yanlıştı. İşte gelip baskı yaptılar, kaldırdılar falan gibi şeyler olmadığını söyledi. Toplantı aşamasında zaten yine gayet duyarlı olarak o içeride siyaset dahil hiçbir şeyin konuşulmamasını öngördüğünü ama uğurlarken Cumhurbaşkanlığı iki talebini dile getirdiğini söyledi Mehmet Ali Bey. Bir, bu türbenin, çünkü Hüseyin Gazi Türbesi o cemevinin ve dergahın olduğu yerin dışında sanırım askeri bir bölge. O bölgenin askeri bölgelikten çıkarılıp vakfa tahsisini talep etmişler. Cumhurbaşkanı da İçişleri Bakanı ve Kültür Bakanı çağırarak bu işin çözülmesi yolunda galiba istek belirtmiş. İki, vakfın kamu yararına çalışan vakıflar kapsamına alınması. O konuda da bir çalışma yapıldığını, yapılmasını en azından söylediğini iletti bana. Tabi bu aşamada kamuoyu bu konuyla çalkanırken duyarlı eş dost da hep tıpkı benim gibi nasıl oluyor, neler bitiyor öğrenmeye çalışıyordu. Örneğin eski Aşık Veysel Derneği Genel Başkanı Hüseyin Özer dostum da aradı. Bazı duyumlarını iletti. Ama ben de Mehmet Ali Yılmaz Başkan'ın söylediklerini ona ileterek bu konuda çok bilgi kirliliğinin olduğunu, hele bir bunları öğrenelim, başkanın açıklamasını dinleyelim, daha sonra gereken yorum yapmamız gerektiğini söyledim. Saygı göster, teşekkür ederim. Bunlar olup bittikten sonra tabii medya şeyi başladı bunun. Parkuru başladı ki gerçekten çok kötü şeyler oldu. İki gündür Sözcü Gazetesi'nde çok saygıdeğer bir yazar. İşte genellikle o vakfa bağlı bir derneğin yönetim kurulu sanıyorum başkan yardımcısı ve bir de Hüseyin Özdede'ye dayanarak bütün medya gibi yazılar yazdı. Bence bu çok doğru değildi. Öncelikle iyi ve hepimizin ustası o gazeteci abimiz de şunu sorsaydı, bu dernek nereye bağlı, vakfın başkanı kim, ev sahibi, işte Cumhurbaşkanı'nın davetini kabul eden, pardon, ziyaret talebini kabul eden, o işte onu ağırlayan, neyse işte eleştirilerin hedefindeki insan Mehmet Ali Yıldız'la konuşup yazsaydı herhalde daha doğru şeyler olacaktı. İki, Hüseyin Özdede, yani bizim herhangi bir dedeyi kendi işinden dolayı eleştirmek işimiz ve haddimiz değil tabii ki. Tıpkı işini yapan imamları da eleştirmek haddimiz olmadı gibi. Ama kendi alanının dışına çıkan imamlara, Diyanet İşleri Başkanı nasıl eleştiriyorsak, tıpkı onun gibi Hüseyin Özdede'ye de keşke uzatılan mikrofonlara konuşmasaydın. Çünkü senin işin oradaki erkanı yönetmek, oradaki töreni yönetmekti, duan etmekti. Onun dışında mikrofonlara konuşmak genellikle bu vakfın yöneticilerin işi olsa gerek diye. Ve bütün bunları da zaten sonraki günlerde Mehmet Ali Yıldız'a da ilettim. Yani benim sürece ilişkin söyleyeceğim şu süreci, Hüseyin Gazi Vakfı olarak yanlış yönettik. Yani ben vakfın üyesi falan değilim. Sadece Mehmet Ali Yıldız'la tanışıklığım ölçüsünde söylüyorum. Bu daha doğru yönetilebilirdi. Baştan açıklamalar yapılabilirdi. Tek ağızdan. Ve ziyaret bittikten sonra yine açıklama yapılabilirdi. Tek ağızdan. O zaman da bu bilgi kirliliği, yanlış anlaşılmalar vesaire olmayacaktı. Sonuçta ben tıpkı ziyaretin olduğu günün akşam üzeri sosyal medyada yazdığım ve daha sonra konuşacağını söyledim Mehmet Ali Yıldız'la konuştuklarımı sadece size aktardım. Ötesini kendisi bugün itibariyle Pir Haber Ajansı sayfasında ve kendi Facebook sayfasında paylaştı bu görüşlerini ve daha detaylarını. Önümüzdeki günlerde de televizyon programlarında daha detaylı açıklamalarda bulunup yanlış anlaşılmaları düzelteceğini beyan etti. Bu anlamda saygı gösteriyoruz ve o açıklamaları okumanızı ve dinlemenizi ben öneriyorum. Daha sonra eleştirecekseniz asacaksanız asın, eleştirin, kesecekseniz kesin diyeceğim ki doğrusu da bu.
Benim sürece ilişkin söyleyeceğim tek şey kötü bir iletişim süreciydi. Yani bu süreç doğru iletişimle doğru yönetilebilirdi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.